İki kuvvet var dünyada birbirine karşıt. Doğru ve yanlış. İki akıl var burada birbirini zorlayan aynı yasalar altında. Orduların dizilişine benzettim ben onları. Çaturanga dedim adına. Dört bölümden oluşan. Arabalar, süvariler, filler, piyadeler. Amacım yok etmesi değil bunların birbirini. Daha güçlü kılmasıdır yenenin yenileni. Bu Şirham'dır. Ama şah diyelim biz ona. Nazire olsun diye Pers hükümdarına. Bu da ben vezirin. Dururum yanı başında. Var gücümle korurum ordugahını. Yanımızda fillerimiz yürür iki çaprazda. Süvariler dalacak düşmanın saflarına. Tekerlekli kuleler dayanır surlarına. Piyadeler daima yürür ileri. Sırtından vurulmaz hiç. Mertlikte yoktur dönmek geri. Karşısındaki aklın ordusu da dizilmiştir aynı biçimde. Şartlar eşit. Oynayalım bakalım kafalarda eşit mi? Sapa kuralları da öğretti hükümdarına. Şirham oynadıkça hoşlandı, hoşlandıkça oynadı. Çaturanga'yı o kadar sevdi ki bir gün Sapa'ya... Bir oyun öğrettin, sevdim, oynadım. Ödüllendirmek isterim seni. Dile benden ne dilersin? Bu kare için bir buğday tanesi efendimiz. İkinci kare için iki katını. İlk defa alay ediyorsun benimle. Hazinemi istersin sanıyordum. Verecektim belki de. Peki başka? Üçüncü kare için ikincisinin iki katını. Sonra her kare için iki katını. 64. kareye dek efendimiz. Ya eğleniyorsun benimle ya da çok alçak gönüllü davranıyorsun. Bir çuval buğday getirin. Şirham 100 kişi çağırttı ve çuvaldaki buğday tanelerini saydırmaya başladı. Sapa matematikçiler de gelsin dedi. Matematikçiler geldiler ve 64 kare için gerekli toplam buğday sayısının hesabını yapmaya koyuldular. Çuvaldaki buğday tanelerinin sayımı 3 günde bitti. Ama hesap bitmiyordu. Bir kilede 5 milyon buğday tanesi vardı. 23. karenin buğdayları hesap edilirken kiledeki bütün buğdayların tükendiği fark edildi. Artık matematikçiler zorlanıyordu. Yeni bir sayma sisteminin gerektiği kanısına vardılar. Önce kile kile. Birim olarak kullandılar kileyi. Kile kile saymaya başladılar. Sonra o yetmedi. Ambar ambar saymaya başladılar. Onun da yetmediğini gördüler. Sonra ülkenin buğday üretimini birim olarak aldılar. Ama 64. kareye daha çok vardı. Doğru Şirham'a gittiler ve dediler ki siz bu borcu ödeyemezsiniz. Torunlarınızın torunları bile bu borcun altından kalkamaz. Dehroğlu Sapa'nın istediği buğday tanesinin sayısı şu kadardı. Bir kilede 5 milyon buğday tanesi olduğuna göre Şirham'ın borcunu ödeyebilmesi için 4000 milyar kile buğdaya ihtiyaç vardı. Peki sonra ne mi oldu? Borcumu öderim ama bir şartla. Bana bütün bu buğdayı koyacağım bir ambar göster hemen vereyim. Ambar bütün dünyanın topraklarıdır sultanım. Ekilmedik yer kalmasın. Yüzlerce kuşağı doyursun tükenmeden. Kuşaklar eksin buğday, buğday kuşakları.